Merhaba sevgili dostlar. Hepinize selamlar. Evet yeni haftanın başlangıç günü bugün pazartesi endeks açıldı. Ve saat 11.06'da kamu aydınlatma platformuna yayınlanıp hisseyi oldukça iyi etkileyen bir haberle karşınızdayız arkadaşlar. Evet Borsa İstanbul pozitif başladık. Bakalım ne olacak bilmiyoruz. Tabi seçim döneminde her şey karışık. Ne olacağını gün sonunda göreceğiz Arkadaşlar. Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret Anom Şirketi'nin yeni iş anlaşması. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Ve hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açarsanız bizim mutlu edersiniz arkadaşlar. Şirket bağlı ortaklığının yeni sözleşme imzalaması hakkında yapılan açıklama güncelleme, düzeltme, ertelenmiş bir açıklama değil. Müşterinin ismi Entra Enerji Do Doğu arkadaşlar yurt dışında bir satış var şirket ve bağlı ortaklığın cirasını ve karlılığını olumlu etkileyecektir. Şirketimiz bağlı ortaklığı Solar Santral Enerji Anonim Şirketi ile Makedonya'da faaliyet gösteren Entra Enerji Doğu Skopje arasında 5. 2023 tarihinde 4 ayrı bölgede kurulacak toplam kurulu gücü 20.3 MW olan Güneş Enerji santrallerinin anahtar teslim kurulumu kapsamında Dobrova bölgesi Güneş Enerji Santrali kurulumu için 700.840 avro, İlinden bölgesi Güneş Enerji Santral, Santral Kurulumu için 1.545.325 avro. Neokazi bölgesi Güneş Enerji Santral Kurulumu için 6.796.903 euro. Ve Resen bölgesi Güneş Enerji Santral Kurulumu için 4.672.719 avro olmak üzere toplam 13.715.787 avroluk bedelli 4 adet yeni sözleşme imzalanmıştır. Evet bu 13.715 milyon bu sözleşme arkadaşlar Birleşim Mühendisliği'nin kapı bildirisiyle birlikte hisseyi de çok fazla etkiledi, olumlu etkiledi. Bunu da belirtelim. Özellikle yılbaşından beri zararda olan, yılbaşından beri çok büyük bir düşüş yaşayan bu hisse için belki de bir umut oldu. Bilmiyoruz tabi böyle anlık dalgalanmalar da olabilir. Bunun arkadaşlar bu anlaşmanın değeri 295 milyon 575 bin liraymış. İş süresi 5 ay olarak planlanmaktaymış. Kamuoyunu bilgisine sunarız diyor. İsterseniz bir hisse, hissenin durumunu bir görelim hemen hızlıca. Evet arkadaşlar görüyorsunuz negatifteyken hisse e, kap bildirisiyle birlikte şurada 11.10 e e, pozitife geçmiş ve 6.68'lik bir pozitiflik söz konusu. Şurada bir satış almış sonra tekrar yukarıya çıkmış. 7 lira 19 kuruş şu anda. 6.68 6.97'ye çıktı arkadaşlar. Eğer Borsa İstanbul'da da güzel bir hava olursa bugün bir satış baskısı olmazsa Birleşim Mühendislik Kısıtma Soğutma Olanları Sanayi ve Çelik Anonim Şirketi bugün tavan yapma ihtimali var. Yani böyle anlaşmalardan sonra bu olabilir. Baktığınız zaman son 5 günde 0.84 pozitiflik var. Son bir ayda. Tabi bugünkü değerlere göre artık arkadaşlar 9.56'lık bir kayıp var. 6 ayda 13.79, yılbaşından beri ise %50 kaybetmiş bir hisseden bahsediyoruz. Evet, bugün dediğimiz gibi eğer Borsa İstanbul'da olumlu bir hava olursa tavan olma ihtimali olan hisselerden birisi. Ee, ama biz bakın 11-21 güncellemesiyle sunduk. Bundan sonra ne olur bilemeyiz. Haberi ona göre düşünün, değerlendirmenizi ona göre yapın. Evet dostlar buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak kesinlikle almayınız. Ee, bize destek olmak istiyorsanız da yorumlarınızla beğenilerinizle katıl butonumuzu aktif oradan destek olabilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum.